Filistin'de yaşamakta olan Yahudi bir kadın, Kurban Bayramı'nın gelişiyle aylar öncesinden hayvan satın alan Müslümanları görünce onların bu halini gülünç bularak bir skandala imza attı. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde toplanan Yahudi kalabalığı, Müslümanlara saldırarak onlara "Defolun ülkemizden" sloganları attılar. Müslümanlar karşılık vermek istediklerinde Yahudi polisler tarafından şiddetli bir müdahaleyle karşılaştılar. Bu Yahudi kadın da sivil katılımcılar arasında yerini almış, Müslümanları tahkir eden ve aşağılayan eylemlere katılmıştı. Yaptıkları saldırılar sırasında "Siz gidin kurban kesin keçi çobanları" diye bağırdı. Müslümanlardan birisi onun bu hakaretine "Kurban da keseriz seni de" diye karşılık verdi. Kadın "Sizin kesebileceğiniz tek boğaz sadece hayvan boğazıdır korkaklar" diye bağırdı. Büyük tepki toplayan kadın darp edilmekten son anda kurtarıldı. Olaydan günler sonra sosyal medya platformlarından Müslümanlar ve Kurban Bayramı aleyhine propaganda yapan kadın oradan da ağzının payını aldı. Ancak bu onu hiç mi hiç durdurmadı. Terbiyesizce konuşmalarına ve iftiralarına devam eden kadın, Müslümanların kurban kesme adetini çağlar öncesinde kalmış taş devri insanı kafasıyla bağdaştırdığını söylüyordu. Onun bu sözlerinin sonu olacağından habersizdi. Günler sonra evinden markete gitmek için çıkan bu kadın, yolda giderken ilginç bir olay yaşadı. Öyle ki markete girdiği sırada karşısına bir Müslüman çıkarak, "Sizi tanıyorum, siz şu kurban bayramıyla dalga geçen kadınsınız" dedi. Yahudi kadın gülümseyerek, "Hayır, dalga geçmedim, sadece bir durum kritiği yaptım diyelim" dedi. Müslüman adam, "Ben de bir Müslümanım, uzun zamandır Yahudilerle birlikte yaşıyorum. Pek çok komşum Yahudi. Onların düşünce ve inançlarına asla saldırmadım. Hayata kimsenin değer verdiği, inandığı şeylere dilimi uzatmadım. İnsan olmak bunu gerektiriyor," dedi. Yahudi kadın karşısındaki bu adamı alaya alarak, "Siz insan olmak için gayret edin. Biz zaten insanız. Böyle şeyler yapmamıza gerek yok," dedi. Müslüman adam terbiyesizlik yapmaya devam eden bu Yahudi kadına, "Dilerim ki Allah size bu dediklerinizin hesabını hem dünyada hem de ahirette ödetir," dedi ve uzaklaştı. Yahudi kadınsa adamın arkasından koyun sesi çıkararak onunla dalga geçmeye devam etti. Yahudi kadın marketten alışveriş yapıp dışarı çıktığında evine doğru yürürken birdenbire evinin balkonundan kocaman bir saksı düşerek başına isabet etti. Aldığı darbeyle aniden kendinden geçen kadın hemen gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen Yahudi kadın uzun bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra kendisine geldi. Ancak ilahi adalet tecelli etmiş olduğundan ne konuşabiliyor ne de tek bir parmağını hareket ettirebiliyordu. Sadece gözleri gören kadın başka hiçbir şey yapamıyordu. Uzun bir süre kendisine uygulanan tedaviyle iyileşmesine çabalanan kadın bir adım bile ilerleme kaydedemedi. Ne yazık ki ilerleyen zamanda gözleri de görmez oldu. Kendisini bir ölüden ayıran tek özelliği nefes alıp vermesi olmuştu. Yiyip içiyor, nefes alıp veriyordu. Bunlar dışında tek bir hayati fonksiyonu yoktu. Arada bir de gözlerinden yaşlar süzülüyor, başına gelen olayın sebebini düşünüp kendi kendisine yapmış olduğu hatanın büyüklüğünü anlıyordu. Ancak artık ne görecek gözü, ne konuşacak dili vardı. Kimseden özür dileyemez, helallik alamazdı. Müslüman olmak istese artık bu bile mümkün değildi. Çünkü hiçbir şekilde nasıl Müslüman olabileceğini bilmiyordu. Hayatı kendisine cehennem olan kadın kısa süre önce hayatını kaybederek hastane morguna kaldırıldı. Yapılan işlem ve tetkiklerden sonra defnedilmek için aile kabristanlığına nakledildi. Yahudi ritüellerine göre defnedilen kadın, Allah'ın kendisi için hazırlamış olduğu kabir azabının onu beklemekte olduğunu elbette biliyordu. Dünyada başına gelenler sadece bir başlangıçtı. Onun bu azgınlık ve sapkınlığının elbet bir bedeli olacak, ahirette dünyada olduğundan çok daha fazlasıyla azap edilecekti. Yüce Allah bizleri böyle olmaktan, sapkınlığa düşüp dalalet üzere ölmekten muhafaza eylesin.